Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Ombudsman Halkla Buluşuyor programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kökleri medeniyetimize dayanan, gücünü anayasadan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alan bağımsız bir kurumdur. Programın serbest kürsü bölümünde Malkoç ve kamu denetçileri katılımcıların sorularını yanıtladı. Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşla devlet arasında bir iletişim köprüsüyüz. Hakkın ve vicdanın sesiyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bağımsız kurumu olan Ombudsman, vatandaşla idare arasında ortaya çıkan hususlardaki en iyi hak arama mekanizması olduğunu görüyoruz dedi. Günümüz kamu yönetimi anlayışının, yeni kamu yönetimi anlayışının birçok ilkeleri var. Şöyle bir hatırlamaya çalıştığımızda şeffaf olması, hesap verebilir olması, kaynakları etkin ve verimli kullanması, hukukun üstünlüğünü ön plana koyması, insan odaklı olması gibi daha birçok sayacağımız hususları bir çırpıda söyleyebiliriz. İdarenin yapmış olduğu eksik yerdikle ilgili birçok hak arama kurumu var. Yargı bunlardan tabii ki çok özel bir yeri var. Ama bunun yanında dilekçe hakkının kullanılması, bilgi edinme, etik kurallar, çeşitli denetim mekanizmaları, bunların birçoğunu biliyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumumuz da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bağımsız bir kurum olarak vatandaşla idare arasında ortaya çıkan hususlarda önemli bir hak arama mekanizması olduğunu görüyoruz. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, demokrasinin daha sağlıklı işlemesi için gayret sarf edeceğiz dedi. Yapılan hizmetler ülkemiz ve vatandaşlarımız adına çok kıymetlidir ve verilen kararlar sayesinde de Kamu Denetçiliği Kurumu her geçen gün önemi artan ve daha bilinir bir kurum haline gelmiştir. Ben bu vesileyle ilimizde böyle bir programın düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti ifade ederek bir kez daha programın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor. Programın şehrimizde düzenlenmesinde emeği olan ve programa katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş'ta bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Malkoç burada kurumun amaçlarını anlattı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun belki de en az bilinen zayıf tarafı tanınırlığı. Bu noktada kurum tanındıkça başvurular artıyor. Şundan çok memnun oluyoruz. Önceden vatandaşımızın sıkıntılarına karşı çözüm için tek kapı vardı, o da mahkeme kapısı. Şimdi bunlara alternatif çözümler üretildi. Uzlaşmacılık, arabuluculuk ve kamu denetçiliği gibi kurumlar. Son yıllarda Türkiye fevkalade güzel gelişmeler yaşadı. İnanılmaz mesafeler alındı. Dünyada Türkiye'yi rahatsız edecek olumsuz gelişmeler olmazsa, çok olağanüstü bir şey olmazsa inşallah 2023-2030 yıllarında Türkiye dünyadaki en güçlü birkaç ülkeden biri olacak.